Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'a Sonic.exe yine giriyoruz. Zarts. Öncelikle varsayılan oyun modunu hayatta kalma yapıyorsunuz. Zorluk normalde kalacak. Hemen aşağı iniyorum. Tohum kısmından hepsi büyük harflerle olmak üzere Sonic.exe yazıyorsunuz. Şu anda Minecraft'ta Sonic.exe seed'inin spam noktasının üzerindeyiz. Aman dikkat, yanı başında bir portal var ve arkadaşlar tam karşıya odaklanın. Tam karşıda bir inek ağaca alev topu fırlatıyor ve ağaç yok oluyor görmüş olduğunuz gibi. Hemen soluma dönüyorum. Bakın arkadaşlar, bahsettiğim portal tam olarak burada. Tam üstünde altın, tamam, bunlar olabilir. Ve burada bir chest var fark ettiyseniz. Öncelikle buradaki bir chest'i açmak istiyorum. Bütün sıkıntılı seed'de olduğu gibi yine bu seed'de de bir köylüyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Portalın hemen karşısında görmüş olduğunuz gibi. Şimdi söylentilere göre bu seed'e girdiğiniz zaman Sonic.exe denilen varlığın, yani Sonic'in düşmanını görebiliyorsunuz. Ayrıca bunun bir evi varmış arkadaşlar. Bugün bu olaylar doğru mu değil mi, bunları teyit edeceğiz ve su gönül canavarı, su gölü canavarı dedikleri bir olay var. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım bir anlamda, çok merak ediyorum. Her neyse, direkt olay noktasına doğru gidelim arkadaşlar. Ve bu arada bu bahsedilen olaylar köylerde geçiyormuş. Yani bu köyde de olabilir, başka bir köyde de olabilir. Öncelikle bu köye geldim. Şimdi daha bir şey diyeceğim, Hemen sol üst köşeye bakın, Şu havada kesinlikle bir şey geçti. Çok eminim. Video 2-3 saniye geri alın. Sanki orada anlık olarak bir yağmur yağdı gibi bir şey oldu. Ama arkadaşlar, videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkat izleyin. Kim bilir, belki gözlerimizden bir şeyler kaçıyor. İşte burada bir deyge alem giriyor. Her neyse, ilk başta bir şey diyor. Oha. Abi fark ettiniz mi? Yanıyor. Evlerden birisi yanıyor. Benim gerçekten ilgimi çekti. Ve şu evden başlamak istiyorum. Niyetim şartına değil zaten. Buraya spam pointimizi çektik. Hemen şöyle kapımızı kapattık arkadaşlar. Şimdi bu ne? Abi bu Herobrine değil değil mi? Yok, Herobrine değil. Şimdi bazen herametli şerametli seedlerde bu tarz farklı varlıkları görebiliyormuşsunuz. Hemen şöyle aşağı iniyorum. Şu evden başlayalım abi, tamam mı? Chest'i olan evlerin birisindeydi Sonic.exe. Sonic.exe dediğimiz varlıklar arkadaşlar Sonic'in düşmanı. Bununla baştan belirttim. Şöyle bir yukarı çıkabilirse eğer. Heyecanımla konuşamıyorum zaten fark ettiyseniz. Hemen şu chest'i bir kırmaya başlayalım bakalım. Herametlik şerametlik varsa zaten kokusu orta. Abi oyun çöktü. Biraz önce chest'i, yani sandığı kırar kırmaz oyunum çöktü arkadaşlar. Bu ilk defa başıma geliyor. Herobrine seed'in de aynısı olmuştu. Gerçekten çok enteresan. Ve fark ettiyseniz o chest'in kırdığım evin üstüne bir bakın. Abi bir şey diyeceğim bu arada. İlginç ve bir şey daha gitti fark ettiyseniz. Ben chest'i burada kırmadım. Evin içine girip kırmıştım. Bu Minecraft'tan bir sorun olabilir. Buna hiçbir şey demek istemiyorum ama chest'i kırdığım evin üstünde biraz önce şu köylü vardı. Videoyu 2-3 saniye geri alın. Bu arada ben o köylünün yanına gitmek istiyorum. Gerçekten bir köylüde herametlik, şerametlik, küçük ametlik, büyük ametlik var. Videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Arkadaşlar şimdi bu Cappar'ın, Hacı Cappar'ın yanına gittim. Selamun aleyküm dostum diyorum. Ve hiçbir tepki vermiyor. Onu gizlice takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın oyun o andan itibaren çökmüştü. O da bana fokuslanıyor. Ne yapıyorsun sen çarpatçar diyor. Ve arkasında bir kedi var arkadaşlar. Van kedisi var. Oraya odaklanalım bir de. Çok dikkatli izleyin. Bu ara köylü bana hala bakmaya devam ediyor. Abicim korkmaya başlıyorum. Defol git şuradan ya, gözün görmesin seni. Bak boyun hemen aşağıya gel. Aaa hasbinallah ve nabul vekil. Tekrar tekrar bana bakıyor. Lan hayırdır oğlum sen? Sen dayaktan ustanmıyor musun? He? Gerizekalı angabat. Hala bana diyor böyle. Defol git lan buradan, seni görmeyeceğim bir daha. Gözüm görmesin seni. Gerizekalı herif. Şimdi öncelikle arkadaşlar buraya girdim. Burada hiçbir cacık yok. Helamet, şeramet, küçük amet falan yok. Köyün tam merkezindeyiz ve o ne? Pencerede ben şimdiden bir şeyler gördüm. Abi pencerede ben bir şeyler gördüm ama emin olmadan konuşmak istemiyorum. O Sonic falan değildir herhalde değil mi? Çok dikkatli. Arkadaşlar şuraya çok dikkatli bakın. Hatta videoyu 2-3 saniye geri alın. Göreceksiniz eğer. Eğer Sonic ise yorumlarda Sonic abiye falan yazın. Eğer değilse de değil abi, yanlış görmüşsün falan falan. Abi bu ne? Şey olabilir ha bu. Balina falan olabilir arkadaşlar. Su gölü canavarı falan değildir. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü su gölü canavarı kuyuda çıkıyor diye biliyorum. Burada benim bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Fark ettiyseniz onun hizasında bir ev var. Hemen şu altımızdaki ev. Şu evden bahsediyorum. Arkadaşlar
bu tarz evlere büyü yapılıyor ve büyücüler tarafından, Minecraft büyücüleri tarafından büyüler yapılıyor, kutsanıyor. Şimdi eğer büyü yapılmışsa bu evde kesinlikle bir kitap olmalı. Kitabı tılsımlayan bir varlık falan olabilir Minecraft'ta olmayan bir şeylerden. Şimdi o zaman hazırsanız Minecraft'ta şu eve girmek istiyorum. Sonic.exe silinleyin, tekrar diyorum, bakın yanan ev tam burada. Onun çaprazında bir ev daha var. Arkadaşlar kitap olabilir dedim değil mi size? Size dedim ki kitap olabilir değil mi dedim. Şu an karşımda ne var? Daha da önemlisi kitaplıklar var. Kaç tane var? Bir sayın bakalım. Sayısı da önemli. 1, 2, 3, 4. Siz 4 tane sanıyordunuz değil mi? Peki buradaki kitaplar nerede arkadaşlar? Gözünü seveyim, buradaki kitaplar nerede? Şu kitapları soruyorsanız arkadaşlar, bu büyü masası mı, büyü yapma mı, ne oluyor? Üstüne kitap koyuyorsunuz ve tılsımlamaya başlıyorsunuz. Abi bu kara büyü yapılan yerin mekanı aslında. Bütün kara büyüleri burada yapıyorlar ve Sonic.exe dediğimiz varlık Sonic öncelikle bu kara büyüye tılsımlanıyor ve düşman olarak çıkıyor arkadaşlar. Exeleşiyor Sonic, anladınız mı? Şimdi hemen o tarafa doğru gidiyorum. Hemen çaprazındaki su gülü, van gülü canavarı mıdır? Su gülü canavarı mıdır nedir? Eğer oysa zaten bize tepki verecek kesinlikle. Hemen şuraya bir spawn point'imizi çekiyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin diyecektim de heyecanından konuşamadım. Şimdi çok dikkatli izlemeni istiyorum. Tam karşımda bir canavar var arkadaşlar. Mavi bir canavar. Bilmiyorum Sonic'le ilgili mi değil mi? Hani aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu balinaya falan benzemiyor ya. Bu balina falan değil. Bu gerçekten videonun başına dediğim size canavar bu. Özellikle çok dikkatli izlemeni istiyorum arkadaşlar. Yanına doğru gidiyorum. Bakın domuzla yanına gidiyor lan. Hadi şaklabanu merzupan. Yanına gidiyor. Merhametli şerametli. Tamam, hemen yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar tekrardan. Devam ediyoruz ve içine girdim şu an. Bir canavar olsaydı bana zarar vereceğini düşünüyordum ama hiçbir şekilde bana zarar vermedi. Çok ilgincime gitti harbiden. Ve içine de girilebiliyor. İşin enteresan tarafı bu. Ağzına bakıyorum. Ağzı çok karışık bir şey. Yukarı çıkıp onunla konuşabilir miyiz? Çok merak ediyorum çünkü bazı varlıklar, Minecraft'ta olmayan bazı varlıklar Türkçe bir şeyler fısıldanıyor arkadaşlar. Öncelikle buradan 3 tane toprak, hatta 4-5 tane toprak alalım şöyle. Çok dikkat izlemeni istiyorum. 6 tane toprak bizim için bence yeterli şu anlık. Hemen şöyle dibine doğru sokuluyoruz arkadaşlar. Allah belanı! Zarar verdim lan ona az önce. Oha! Öldürünce ismi ne diyor? Entity Serix Final Choş. Kırı bile çıkamam lan! Allah belanı vermesin Minecraft. Abi! Oraya geldim. Herkes bu zamana kadar bu varlığı bekliyordu. Eğer o kapının ardında Sonic.exe varsa arkadaşlar, bu videoyu şu an YouTube'da izliyorsunuz. Kapıda Sonic.exe var abi. Abi Sonic.exe değil mi o? Bismillahirrahmanirrahim. Abi o. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle etrafını geziyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım mı be? Sonic.exe ise eğer zaten kendisi de aşağı inip çıkabilir. Şöyle bir şey yapalım. Eğer bu Sonic.exe ise arkadaşlar, konuşamadım zaten canım fark ettiyseniz. Ben aşağıdan gireceğim, bakacağım. Gerçekten o mu değil mi diye teyit edeceğiz. Şimdi kırdık. Oha. Hala var. Şöyle kıralım o zaman, devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir sağa döneceğiz. Aynen tam olarak burası. Üstümüzdeki bloğu kırıyoruz arkadaşlar. Evin içine gireceğiz tam olarak da. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Hayır, bana zarar veriyor. Dönerek zarar veriyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Tekrar yanına gidiyorum. Tam olarak şuradaydı. Aynen abi. Çok dikkatli izleyin. Tipini sizler de anlayacaksınız. Kapıyı açacağız bu arada. Kapıyı açacağız, bakın dünyaya nasıl bir şekilde zarar verdiğini sizler de teyit edeceksiniz. Ve bu arada fark ettiyseniz kapının önünde bir toprak var. Bu toprağı arkadaşlar köylüler koyuyordu ve ben biraz önce o toprağı kapattım. Aynen şu anda tutsak kaldı. Tuzağım buydu zaten. Sonic.exe arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Bu varlık inanılmaz hızlı. Ve şöyle kapatayım. Geceleri bunun gözleri kıpkırmızı, yani kan çanağı kırmızısı rengine dönüşüyor. Görmüş olduğunuz yine enteresan entelektüel sihirli girdik.
Umarım beğenmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.